Herkese merhaba, ben Cansu Gürkan, Yurttaşlık Derneği'nden. Bugün konuğumuz Çağlar Yenilmez'le kamu politikalarında gençlerin katılımını konuşacağız. Çağlar Gençlik Örgütleri Forumu'nda gençlik çalışmaları uzmanı. Hoş geldin Çağlar. Hoş bulduk, merhaba. İlk başta şeyi sormak istiyorum ben. Gençlik çalışmalarına ilgin nasıl başladı, nereden geliyor, neden bu alanda çalışmaya karar verdin, ne kadar zamandır çalışıyorsun? Böyle bir kısa bir tanıtma ile başlayalım. Şöyle ilgilenmeye başladım. Ben siyaset okudum. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Daha böyle yerelden örgütlenmeyle, taban örgütlenmesiyle ilgimi çeken kısmı oydu açıkçası. Siyaset biliminde de ya da işte uluslararası ilişkiler kısmı daha böyle uzak geliyordu bana. Mezun olduktan sonra Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nde staj yapmaya başladım. Orada görevlerimden birisi gençlik çalışmalarıyla ilgili, yani gençlik merkezinde çalışmaya başladım. Gençlik çalışmalarıyla ilgili bir şeyler yapmaktı. Hatta devamında istihdam edildim Tepebaşı Belediyesi tarafından. Orada da Gençlik Meclisi'nin Sağlıklı Kent Konseyi altında kurgulanması vardı. Yani aslında biraz kamu politikası ve gençlik çalışması ilişkisi içinden ben de istihdam profesyonel hayatıma başladım. Böyle başladı aslında ilgim. O sırada okuduğum birçok şey, işte Eurodesk ağına dahildim, orada temsilciydim. Tepebaşı Belediyesi temsilen. O sırada yaptığım çalışmalar, okuduğum okumalar beni bu alanda daha fazla çalışmaya teşvik etti. Çünkü aslında mesele gençlerin kendilerini ilgilendiren kararların alınma sürecinde daha aktif rol almasıyla ilgili bir derdim vardı benim de. Yani çünkü bize hepimize derler, size de demişlerdir. Sen gençsin, nereden bilirsin? İşte yapamazsın, toysun falan gibi. Bu mesele biraz beni içten tabii iten şeylerden birisiydi. İşte 6 senedir falan da 2014'ten beri profesyonel olarak çeşitli kurumlarda bu çalışmaları yürüttüm. Hani benim motivasyonum da yine hala gençlerin kendilerini ilgilendiren süreçlerde daha yüksek sesle taleplerini dile getirmesi. En büyük şey de bu. Yani motivasyon da bu. Peki gençlik dediğimizde nasıl tanımlanıyor? Yani tabii ki farklı tanımlamaları vardır muhtemelen ama sen nasıl tanımlarsın? Hangi tanım sence doğru? Aslında yani ben doğru bir tanım, yani şu doğru demeyeyim şu buradan ama Kime genç diyoruz? Yani sen konuşurken gençlik evet. derken kime genç diyorsun? Birkaç farklı tanım mevcut. Birincisi işte biyolojik olarak yaptığımız tanımlamalar, yaş aralığı üstünden verdiğimiz tanımlamalar. Bu işte çeşitli kurumlar hem ülkemizde hem uluslararası çeşitli kurumlar farklı tanımlar yapıyor. İşte Gençlik Spor Bakanlığı 14-29 arası yaş grubunu genç olarak tanımlıyor. TÜİK başka işte 14-24 yaş arasını genç olarak tanımlıyor. Avrupa Birliği 13-30 yaş arasını genç olarak tanımlıyor. Ve Birleşmiş Milletler 14-25 yaş arasını genç olarak tanımlıyor. Yani burada bir şey var. Kimse Farklı. hemfikir değil. Bu yaşın 30'lara 35'lere uzaması da işte eğitim hayatının artmasından dolayı, öğrenimde kaldığı süre gençlerin arttığından dolayı o gençlik kavramında biraz genişlettiler. Fakat sadece biyolojik olarak bir gencin şeyine bakarsak, hani yaş aralığına bakarsak, bu o gençlerin tarihsel ve toplumsal olaylardan etkilenmeyen bir doğası olduğunu yanılgısına bizi iter. Bu da gençlerin böyle daha nesneleştirdiğimiz bir tartışmaya götürür. Ve sosyolojik tanımlamalar var gençlikle ilgili. İşte dinamik, işte bizim geleceğimiz, işte veya apolitik işte gibi tanımlamalar var. Bu da Cumhuriyet'in kurulduğundan bugüne farklı tabii şeyler geliştiriyor. Cumhuriyet kurulduğunda Jön Türklerin etkisiyle daha işte pozitif bir anlam varken, gençliğe dair işte okumuş, aydın falanken, 80 darbesiyle birlikte daha böyle işte apolitik, işte ne şey çiçek çocuklar işte falan gibi, daha böyle hani devletin, hükümet olarak değil, bir devletin ters bir, yani nasıl diyeyim, yani orada değişen bir tanımı var.
Bu sadece sosyolojik olarak da tabii tanımlayamayız. Şimdiki en büyük tartışmalardan birisi de işte Z kuşağı, Y kuşağı tartışması. İşte Z kuşağı şöyle, Y kuşağı böyle diyemeyiz. Maalesef çünkü bu gençlerin homojen olduğu yanılgısına bizi iter. Bu da gençlik homojen bir kavram değildi. Yani 17 yaşında bir İzmir'deki bir gençle, işte 27 yaşında Burdur'daki bir gençle, işte Ankara'da 18 yaşında genç bir anne kadının tabii ki de istekleri, talepleri, maruz kaldığı ayrımcılıklar, hak ihlalleri veya sahip olduğu imtiyazlar farklı yani. O yüzden genç tanımını yaparken de aslında daha biz şuna dikkat ediyoruz. Bizim kurumsal veya işte o bölgede yaptığımız çalışmayı yaptığımız bölgedeki gençlerin bir nasıl diyeyim özetini çıkarmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca kapsayıcı bir şekilde. Go4'da gençleri yani biz gençlik örgütleriyle çalışıyoruz. 18-30 yaş arasını biz genç olarak tanımlıyoruz. Hani Go4 adına konuşursam 18 yaş arası, 30 yaş arasını işte cinsel yönelimi fark etmeksizin her şey, işte bu farklı kendini nasıl tanımlıyorsa sadece biz yaş aralığı üstünde. 18-30 olarak belirtiyoruz. Böyle diyeyim, gençlik kategorisi. Evet, farklı tanımlamalar var gerçekten, çok ilginç. Ama yine sonuç olarak siz de yine yaşla tanımlıyorsunuz yani. Biz de yaşla tanımlıyoruz. Tabii ki bazı kıstaslar belirlemek gerekiyor. Bizim de yaş üstünden yapıldı. Peki gençlik katılımı hani konuşuyoruz. Yani gençlik katılımı ne demek? Nasıl tanımlarsın? Önce bir onu sorayım. Yani tabii ki birçok süreç var gençlik katılımına dair, katılıma dair yani konuştuğumuz zaman birçok farklı süreçten bahsedebiliyoruz. Ama hani biz biraz daha kamu politikalarına katılım ya da şöyle yerel bölgesel politikalara katılım bağlamında konuştuğumuzda hani farklı yine sadece bu bağlamda konuştuğumuzda bile farklı süreçlerden bahsedeceğiz. Hani biraz onları dinlemek isterim senden. Yani ne olması gerekiyor, nedir gençlik katılımı deyince ne anlamamız gerekiyor? Aslında uzun bir tartışma bu. Katılımın gençlik boyutunu belki hani ele alabiliriz burada. Herhangi bir farklı katılım biçiminden de şey değil. Yani burada katılım nihai amaç değil. Aslında gençlerin yaşadıkları topluma hakkında bir söz söyleyebilmesi için bir araç. Ve katılım biçimlerinde de işte ekonomik katılımdan bahsedebiliriz. Siyasal katılımdan bahsedebiliriz. Sosyal katılımdan bahsedebiliriz. Kültürel katılımdan. Hani en temel olarak bu dördüne bölebiliriz. Kamu politikalarına katılımını bağlamında hani düşünürsek de yine birçok farklı yerde de yani katılım şeylerinde de tartışıldığı gibi en temelinde bilgiye erişerek dahil olmak. Politika üretme döngüsüne, politika üretildikten sonra değil, başından itibaren işte eşit bir paydaş olarak nasıl ulaşacağıyla ilgili o politika döngüsüne, policy cycle'a en başından itibaren dahil olduğu, karar alma süreçlerine katıldığı, etkilediği veya bunun için en önce hakka, daha sonra imkana, bunun için tasarlanmış bir alana ve hatta da özellikle de ya da genellikle de maddi bir desteğe sahip olduğu bir süreç olduğunu aslında söyleyebiliriz. Hani bu tanım yapmak adına. Biraz daha açmak gerekir mi bilmiyorum, açayım mı? Yani belki konuşabiliriz burada. Hani aslında bahsettiğin süreçlerin hepsi idarenin tarafından süreçler, yani idarenin yapması gereken şeyler var belli ki, hani bilgilendirme vesaire bahsettiğin hepsi hani idare tarafındaki önemli faktörlerden bahsettin. Yani onun biraz belki o kısmı açabiliriz. Yani işte hani, yerel ve bölgesel politikalar için gençlerin katılmasını sağlamak için idare, merkezi idare veya işte yerel idare neler yapabilir, ne yapması gerekiyor, nasıl bir süreç izlemesi gerekiyor, ne lazım bu katılımı sağlamak için? İdare ne yapabilir? İlk önce tabii bu idarenin bir şeyini ayırmak gerekiyor sanırım. Yerel yönetimler belki hani bu son seçimlerle de birlikte daha fazla politik güç kazanmış gibi duruyor.
İdarenin burada dikkat etmesi gereken şeylerden birincisi katılım merdiveni dediğimiz bizim gençlerle çalışırken aslında çocuk çalışmalarından uyarlanmış bir metodolojimiz var ya da bir şeyin içinde katılım olup olmadığını gösteren bir bizim checklist gibi bir katılım merdiveni diye bahsettiğimiz metot var. Bunu inceleyebilirler. Çünkü belki biraz ondan bahsedeyim. İdarenin yaptığı şeyler genellikle ilk üç basamakta kalıyor. Sekiz basamaklı bir merdiven bu. Yani ilk üç basamakta katılım yok diyoruz zaten genelde. Belki hani işte görselden de şu an görüyorsunuzdur. Birinci basamak gençlerin yönlendirmesi, manipülasyon olarak geçiyor. Genelde işte davet edilirler gençler ama burada gerçek bir etkileri yoktur. Orada bir etkinlik kapsamında orada bulunuyorlardır. Ve bunun sebebi o kurumun bir yerden fon almasıdır veya işte bir fotoğraf göstermektir falan. Yani gençlerin bu süreçte hiçbir şeye sürece karar verme sürecine katıldığını gözlemleyemeyiz. İkinci basamak dekor olarak gençler. İşte imkanı kısıtlı gençlerin temsiliyetine ihtiyaç vardır. Bir projede fotoğraf karesinde ne bileyim işte çeşitli engelle sahip gençler falan hani orada bulunurlar. Aslında orada bulunmaktan başka anlamlı bir rol veya görevleri yoktur. Üçüncü basamak gençlerin kuklalaştırılması, sembolik katılım ya da tokenizm de diyoruz. Proje bazlı görevler verilir gençlere ama kararlarda etkisi yoktur. Yani katıldığının yanılgısının yaratılır. Ama görevi veren yine gençler olmadığı için, yetişkinler olduğu için aslında sadece bir, hani o bir kukla, bir öncekine benzer de bir şey bir yandan herhalde. Evet, yani kukla bu aslında. Orada daha fotoğraf karesinde burada hadi iş yapıyor işin içinde ama karar alamıyor. Yani ayakkabıyı giyen o ama neresinin vurduğunu söyleyen ayakkabıcı gibi düşünebiliriz. Ayakkabıyı ayağına vurduğu yeri genç söyleyemiyor. Söylese de etkisi yok. Yani bura benim ayağıma vuruyor diyor ama karar alıcı diyor ki ora değil bura vuruyordur. İşte. Dördüncü basamak gençlerin görevlendirilmesi ve bilgilendirilmesi. Aslında katılım burada başlatıyor. Bu inisiyatifler ya da projeler diye bahsediyoruz ama proje derken hani Avrupa Birliği projesi gibi düşünmeye gerek yok. Herhangi bir Çalışmalar diyebiliriz belki. çalışma olabilir. Evet, yani bir ihtiyaç analizi süreci de olabilir. Yani kamu idaresinin yerelinde yapacağı ilk şeylerden birisi buysa, gençlere sormaksa hani bu da olabilir. Burada projeler ya da çalışmalar yetişkinler tarafından başlatılır ve yönetilir. Ama gençler proje içinde bazı rol ve görevleri üstlenmeye davet edilirler. Bu da gençlerin hani tercih ederek seçtiği rollerde, sorumluluk alarak yaptığı işlerde devam eder ve gençler bu çalışmada ne kadar etkileri olduğunun farkındadırlar, bilincine varırlar. Beşinci basamak gençlere danışılması ve bilgilendirilmesi. Dördüncüsü görevlendirmeydi, bu danışılması. Yani çalışmalar yine yetişkinlerce başlatılıyor. Fakat gençler önerilerde bulunmaya davet ediliyorlar. Burada nihai amaç, yani nihai kararları yine gençler verirler ve hatta sonuçlara katkısından da haberdar edilirler daha sonra. Yani siz böyle demiştiniz, böyle oldu veya böyle oldu falan gibi. Altıncı basamak yetişkinlerin başlattığı ortak karar alma. Çalışmaları yetişkinler başlatırlar ancak gençler karar alma süreçlerine sorumlulukları paylaşmaya eşit olarak davet edilirler. Yedinci basamak gençlerin başlattığı ve yönettiği. Çalışmalar ve fikirler gençler başlatır ve yönetir. Yetişkinler gerekiyorsa destek vermek üzere davet edilebilirler ama aslında çalışma süreci gençler tarafından yürütülür. İşte kamu idaresinin aslında çeşitli yani ne yapabilirden geldik ya buraya. Çeşitli yaptığı işlerde bu basamakların çeşitli yani farklı basamakları kullanabilirler. İlk önce buradan başlayabilirler. Çünkü bizde genelde 1, 2, 3'te kalıyor. 4'e 5'e çıkan nadir işte 6, 7, 8 zaten iki elin bir elin parmakları Peki o kadar 1 falan. 2 3'te hani kaldığında buna
hala şey diyebiliyor muyuz? Hani gençlerin katıldığı bir çalışma diyebiliyor muyuz? Yani gençler katılmış diyebiliyor muyuz? Yani fiziksel olarak katılıyor. Yani katılım var mı? Ama onu zaten bütün bu katılım mefhumu içinde tartışmak gerekiyor. Yani burada sadece gençlerin yok yani. Hani zaten zaten olmayan, gerçekleşmeyen bir şey. Sadece biz hani onu gösterirken hani merdiven metaforunu kullanıyoruz. Çünkü hani onu tek tek adım adım, çünkü birden pat diye gence de sorumluluk verip al bu da parası, bunu da yönet falan da olmuyor. Hani o da yavaş yavaş ilerleyen bir süreç. İdare şuna dikkat edebilir. Birincisi gençlerin, yani bunu şunu söylemeye çalışıyoruz. Sekizinciyi de söyleyeyim de. Ortak karar alma, proje işte çalışmalar yetişkinleri karar alma sürecine ortak olarak davet eden gençler tarafından başlatılır. Burada her şeyi gençler karar alıyor. Sadece yetişkinleri abi gençler davet ediyor. Bu sefer artık sen davet etmiyorsun. Onlar davet ediyor. Bu bizim aslında rehberimiz gibi bir şeydi yaptığımız çalışmada. Belki hani biraz hem oradan bahsedeyim hem de en iyisi bu değil tabii ki. Ama idare ne yapabilir sorusunu açmak için biraz daha. İdarenin yapabileceği şeylerden birisi öncelikle dinlemek. Bu ayakkabı metaforunu da seviyorum ben. Bir ayakkabı, Afrika atasözü hatta bu galiba. Ayakkabının giydiğinde neresinin vurduğunu en iyi giyen bilir. Katılım meselesi de katılımın içini de özetleyen bir şey aslında. Eğer karar alınan şey gençlerin hayatını doğrudan ilgilendiriyorsa, gençlerin yaşam kalitesini, işte geleceğini etkileyecek kararlarsa bunların öncelikle gençlere sorulması gerekli. Bir de düzenli ihtiyaç analizleri. Yani işte Eskişehir'den örnek vereyim. Yaşadığım bir örnek olduğu için. Bizim belediyemizin sorumluluk sahası altında sanayi de bölgesi de var. Oranın gençlerin istekleri ve öncelikleri farklı. Orada üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı bir bölge var. Oranın gençlerin istediği ve öncelikleri farklı. Buna göre işte hizmet üretmesi bekleniyor. O ihtiyacı tespit edip. Bunun dışında belki hani şeyi konuşursak, gençlik katılımının yararları veya öndeki engeller ne, idarenin ne yapması gerektiğine de oradan biraz belki geçebiliriz. gençlik katılımının yararlarında şöyle bir şey var. Onu da başta söyledim. Katılım kendi içinde bir son, ulaşılacak böyle nihai bir hedef değil. Yani öyle olmamalı. Bu amaca ulaşmak için toplumda olumlu bir değişim yaratmak için, pozitif anlamda bir değişim yaratmak için bir araç olarak görülmeli. Böyle düşünürsek gençler bu değişime katkıda bulunabilirler. Özellikle kendi yaşamlarında olumlu bir gelişme gördükleri zaman. Yani aslında kendi yaşamlarına yatırım yapmaya başladıkları an. Bunu aslında bir yurttaşlık da meselesi. O yüzden hani biraz daha gençlerin böyle birey olduğu, artık 18 yaşında, çünkü oy verme ehliyetini veriyoruz ama seçilemiyorlar ya, daha yeni yeni oralara geldik ya. Hani bunu da düşünüp aynı zamanda sadece siyasi katılım değil, toplumsal katılım biçimleriyle, işte sosyal kültürel katılım biçimleriyle kendi o değişimde rol alarak gözlemledikleri şeyde bir araç olarak görürlerse bu meseleyi sahiplenirler daha fazla. Yararları arasında böyle bir şey var. Gençlerin sesinin duyulmasını sağlar. Bas bas bağırıyor gençler Türkiye'de. Özellikle Z kuşağı. Yeşil meselelerle ilgili. Bas bas bağırıyor ekolojiyle ilgili. Kulağımızın neresinde? Yani kim ne kadar dikkate alıyor? Hala kömürlü termik santraller, hala işte şeyler, kanallar, bilmem neler. Ne zaman gündeme geliyor ama Z kuşağı? Oy verme pratiklerinde veya işte dijital katılım, bir YouTube videosuna attığı dislike'la gençlerin sesinin duyulmasını sağlar katılımcılık. Hani onların derdini de öğrenebiliriz böylelikle ve ileride birlikte yaşayacağımız bu toplumda birlikte karar almak için bir şey olabilir. Böyle bir yararı vardır. Ayrıca idarenin de
işine gelecek belki de şeyleri duyabilirler eğer gençleri iyice iyi dinlerlerse. Güzel. Yani aslında hani neden önemli gençlik katılımı sorusunda böylelikle cevaplamış olduk. Peki nasıl engeller var önünde gençlerin katılımının diye sorsam, yani nasıl sorunlar yaşıyorlar katılım sürecinde? Bunun cevabı nedir? Ya belki işte orada önceki tartışmalara da şey atıp taş atıp yani demokrasi kültürü veya katılımcılık kültürü daha tam oturmadı bizde. Türkiye bağlamında konuşuyoruz. Türkiye bağlamında konuşursak. O yüzden önündeki engellerden birisi bu. Bir de yani bu sanki değişmez bir gerçek. Gençlerin ve yetişkinlerin farklı değerleri ve alışkanlıkları var. Ben işte Kemik falan dergisi okurdum. İşte böyle Lombak falan gibi dergiler vardı. Şimdi oradan bir şeyden bahsettiğimde yaptığım çalışmada da insanlar anlamıyor bunu. Yani benimle de alt jenerasyon arasında farklı değerlerle alışkanlıklar var. İşte bu sürekli eleştiriyorduk pandemiden önce özellikle. Hep elinde telefon gençlerim falan. Kusura bakmayın yani. Bu döneme doğsaydın senin de elinde telefon olacaktı muhtemelen. O yüzden alışkanlıkların ve değerlerin farklı olması büyük bir engel. Yani hep böyle kendi gençliğinden yorumluyor insanlar. Ben öyle yapmıyordum falan gibisinden. Özellikle hani kamu idaresinde. Kusura, o senin sorunun yani. Gençlerin ve yetişkinlerin farklı zaman çizelgeleri var. Hani biz daha profesyonel olarak işte mesai saatleri içinde yapıyoruz çalışmaları ama gençler o saatlerde tabii ki şu anda da aslında bir önyargıyla konuşuyorum işte ama yani okuyan gençlerden bahsediyorum. Çoğunluktan da azalmaya başladı bu durum. Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan sayı, gençlerin sayısı da artmaya başladı. Ama farklı zaman çizelgeleri içinde yaşıyorlar. Gençler daha böyle hani gece 6'dan sonra falan gibi bu tarz işlere vakit ayırıyorlar diyeyim ya da. Şu an aslında hani bu pandemi koşullarında herkes için biraz karıştı belki. Yani biraz daha yakınlaştık diyebilir miyiz? Yani çünkü hepimiz için yani hani bütün jenerasyonlar için herhalde o saatler birbirine girdi. Evet, tabii ben onu da söylemek doğru yani olur. Pandemi öncesi şeylerden konuşuyorum. Daha böyle ezberden konuşuyorum gibi. Biraz pandemiyle bu söylediklerimizin de biçimleri ve yöntemleri değişti. Özellikle gençlik katılımını pandemi özelinde başka değerlendirebiliriz. ama işte öndeki engeller arasında genelde işte bu işte tüm gençler böyle, tüm yetişkinler böyle gibi hani genelleyici, olumsuz kalıplaşmış yargılar. Bu bir engel. Böyle şeyler oluyor işte. Siz gençler böylesiniz işte. Yetişkinler böyle falan gibi. Maliyetler. Gençlik yani katılım meselesinin kendisi bir maliyet getiriyor tabii. İşte bilgilendirmeler, danışma toplantıları, işte yani zaman maliyeti de getiriyor. Sadece para olarak değil. Bunun bir maliyeti. Bunu çoğu kimsenin özellikle idarede istememesi. Zaten biz daha hızlı karar alma biçimine geçtik ya ülkecek yani daha öyle tekelden falan. Hani o yüzden kamu idaresi anlamında çok da bir şey söyleyemeyiz. Özellikle 2017'den sonra bu katılım meselesi biraz daha gençlik katılım meselesi daha az konuşulur. Çünkü daha arka planda hani öncelikler arasında, gündem arasında daha arka planda kaldı. Onu da konuşuluyor zaten. Yani gençlikle ilgili şeyler. Neden böyle oldu? Peki tam bu noktada şeyi sormak isterim. Yani şimdi daha maliyetli ve işte daha zaman alan, işte uzun süren bir şey olduğu için idare birazcık uzak duruyor dedin. Yani aslında gençlerin de çok iç içe olduğu ve hakim olduğu dijital araçlar hem maliyet hem de zaman konusunda yani hem hızlandırıcı hem de maliyeti düşüren hem de daha gençlerin ilgisini çekebileceği bir yani çeşitli platformlar yaratabiliyor dijital teknolojiler. Hani bununla ilgili ne dersin? Yani aslında da idare hani katılımı merkezine alsa, gençlerin katılımını merkezine alsa ve hani bunu istese bununla ilgili yani o süreçlere dahil etmek için birçok aracı kullanabilir maliyet ve zamanı
Düşünce öyle değil mi? Biraz önce söylediğim şeye ters belki bir şey söyleyeyim. Kullanabilir ama yani teknolojiyle olan ilişkileri idarenin, yani hem kamu olarak hem de yaş itibariyle kamudaki bireyler olarak teknolojiyle ilişkileri gençler kadar olmadığı için oradaki teknolojiyi kullanmadan anlaşılan kamu idaresinde telefon numarasına SMS atmak. Yani ötesinde bir şeyi yapabilen yok. Çünkü bir de yani biraz bu işte katılımcılık, şeffaflık bunlar hani birlikte geliyor. Sadece gençlik katılımı değil, başka meseleler, başka katılım biçimlerini falan da konuşmak gerekiyor ya. Orada o riski yani açıkça Facebook'tan aldığı mesajı, hani tamam şakacı Twitter hesapları var mesela belediyelerden bahsediyorsak, kamu idaresi derken, ama gerçekten yapılan bir eleştiriyi duyuyorlar mı? Bu bazı politikaların geliştirilme sürecinde etkisi oluyor mu? Yani o tartışılır. O yüzden dijital araçları kullanma ile ilgili strateji değişikliğine gitmesi lazım sanırım. Kamu dersin. Dediğin doğru ama bu çok hızlı ve kolay bir sürede olacak bir şey gibime gelmiyor. Anca işte telefon numarasına SMS atılıyor. Peki hani ya birçok engelden bahsettik. Özellikle Türkiye bağlamında konuştuk. Hani dünyada durum nedir? Yani dünyada mesela iyi örnekler verebilir misin? Hani mesela bu işte gençlerin katılımını hani iyi bir şekilde bütün süreçleriyle kullanan örnek olabilecek veya ne durumda bilmiyorum hani belki de hani çok benzer şekilde ilerliyor sadece Türkiye'nin hani meselesi mi Ya bilmiyorum. birçok ülkede yani şeyse bu gençlik perspektifinin kamu idaresinde karar alma sürecinde yansıtılmasıysa, birçok ülkede şey var işte, Malezya'da da, Baltık ülkelerinde falan da işte genç bakanlar, genç uzmanlar ya da işte genç başbakanlar falan var. Eğer böyle bir şeyden bahsediyorsak, hani demokratik katılım falan gibi, siyasi katılımdan. İyi örnek de muhakkak birçok vardır. Yani onun için böyle bir hani şeyim yok ama ezberden söyleyeceğim bir şey, iyi örneklerden birisi Gençbank. Sadece işte Türkiye'de değil, Balkanlarda da kullanılan, İrlanda'da da kullanılan bir gençlik çalışması modeli. Ve mahalle bazlı bir çalışma. Çok yerel bir çalışma. Yerel kamu kaynaklarının reorganizasyonu, yani ne denir? Yerel kamu kaynaklarının mobilizasyonu üstünden çalışan bir şey. Bu 8. basamakta falan, o katılım merdiveninde de. 15-25 yaş arası gençler bir araya geliyor. Bir hibe çağrısı açıyor. Bu hibe çağrısından önce o bölgede, o mahallede bir yerel ihtiyaç analizi yapıyorlar. Liselerde ve işte zorunlu eğitim, ilk öğretim var ya, işte herkes okuyor ya. Liselerde ve çeşitli yerlerde işte araştırmalar yapıyorlar. Bu çıkan ihtiyaç analizine göre mikro hibe mekanizmasının önceliklerini belirliyorlar. Ve daha sonra proje başvuru çağrısı açıyorlar. O bölgede, yaşanılan bölgedeki toplumsal soruna dair işte 1.000 liraya kadar falan gibi mikro hibe desteği verip bir de mentorluk sağlıyorlar. Bazı eğitimler veriyorlar falan. Orada bir değişim yaratmaya çalışıyorlar. Bunun çok güzel çıktıları, örnekleri, hani içeriden dönüşüm işte Eskişehir'de de şöyle bir şey yapılmıştı. Bisiklet rehberi yapıldı. Bisiklet örgütleri toplandı. Daha sonra bir araya gelen bu bisiklet örgütleri işte bisikletin bir rekreasyon aracı değil, bir işte normal herkesin kullandığı bir işte ulaşım aracı olduğu, onun yolunun ayrılması gerektiğiyle ilgili savunucuk çalışması başlattı. Yani aslında model olarak 15-25 yaş arası gençler, benzer yaş grubundaki gençlerden akranlarının ihtiyaçlarını analiz edip buna göre bir şeyi önceliklendirip daha sonra bunu destekliyorlar. Bu da çoğunlukla özellikle yerelde bir savunuculuk, bir kamu politikasında bir şeyleri etkilemek, dürtüklemek, değiştirmek, dönüştürmek için işe yarıyor. O yüzden Genç Bank iyi bir model. Onu inceliyor olabilirler. Özellikle eğer
kamu idaresi ne yapabilirin şeylerinden birisi. Çünkü genellikle ya bu tarz teşvik edici havuç dediğimiz bu maddi de olabilir. Yani 1.000 lira çok, yani belediye belki zaten bunu yapamaz. Yine sadece belediye üstünden konuşmamak da gerekir kamu idaresi derken ama bunlar aslında valilik tarafından, efendime söyleyeyim kaymakamlık tarafından gerçekten hayata geçirebilecek gençlerin ihtiyacını anlamak için ve o sorunun veya sorununu tespit edip o sorunun çözümüne, o toplumsal sorunun çözümüne dahil olması için yaratılabilecek mekanizmalar. Yine bir araç tabii yani o anlamda. İyi örnek olarak ondan bahsedebilirim. Onu inceleyebilirler. İzleyenler. Aslında Türkiye'den de bir örnek oldu yani. Hani aynı aynen. Çok güzel. Başka var mı peki? Vermek istediğin bir örnek. Dünyadan veya Türkiye'den. Su hakkı diye bir proje vardı. O da politika reformuna destek ana eylem 3 tarafından, ulusal ajans tarafından fonlanmıştı. Yılını hatırlamıyorum. Ama bu işte nasıl diyeyim? Ya proje kendi itibariyle gençlerin özellikle 2014-2015 falan civarı olabilir ya da hani 2016 o civarlarda yine ekolojik olarak ya da geleceğiyle ilgili çok açık ve net söylediği bir şeydi. Hani politik ve ekonomik bir şey olarak, yapı taşı olarak suyun önemi, bizim bunu tüketimimiz, hatta belki şu an pandemi sürecinde tekrar gündem, işte baraj dolulukları bilmem ne falan veya HES inşaatları falan gibi ekolojik dengenin bozulması. Bu meselelere dikkat çeken ve gençlerin konuştuğu bir şeydi. Ve karar alıcılarla bir araya gelinen bir işti. Sonucu ne oldu? Şu an hani 3 sene geçti sanırım üstünden hani bittikten sonra. Öyle çok etkileyici, böyle hala etkisi olan bir sonucu var mı? Ben bilemiyorum ama bir araştırılabilir. İyi bir işti. O zaman da iyi bir şey yaratmıştı. Nasıl diyeyim? Etki yaratmıştı. Tabii benim biraz gençlik sahasından 2017 ile 2019 arasında uzak kaldım ben. Farklı yerlerde çalıştığım için. Şimdi geri döndüm. Belki o arada kaçırdığım şeyler vardır. Şimdiden özgünüm. Hani öyle bir şey varsa. ama yani Türkiye'de de işler yapılıyor. Sadece biz bakmak istiyor muyuz ya da duymak istiyor muyuz? Öyle bir şey var. Çok gençler de eğleniyor işte diye baktığımız için ne söylediklerinin arkasına çok bakmıyoruz. O yüzden biraz daha irdelemek, yapılan çalışmalara bakmak muhakkak iyi olacak. Bir de herhalde yani böyle örnekleri değerlendirirken hani sonucu ne kadar büyük oldu, etkili olduğundan ziyade o sürecin tabii, ne kadar iyi yürüdüğüne bakmak daha önemli diye düşünüyorum ben de. Kesinlikle. O zaman son vaktimiz daraldı çünkü oldukça. Son bir soruyla bitirelim. O da yani aslında birkaç soru içeren bir soru olacak. Yani gençler hani örneğin bizim bu programı izleyen ve hani bir şeyler yapmak isteyen gençler ne yapabilir? Yetişkinler ne yapabilir? Bilmiyorum gençlik kategorisi dışında kalan kişiler diyeyim. Yetişkinler, erişkinler ne yapabilir? Nasıl tanımlarım emin değilim onu da senden rica edeyim. Bir de tabii ki hani bu konuda çalışma yapmak isteyen yine sivil inisiyatifler, işte kurumlar ne yapabilir? Nasıl bir yol gösterebilirsin bu kişilere? Onu sormak isterim. Gençler örgütlenebilir. öncelikle. Yani buradan ben gençlere şöyle yapın demiyorum. Onlar zaten muhtemelen yapıyor. Bizim bildiğimiz şekliyle veya alışık olduğumuz şekliyle ya da eski zaman biçimlerindeki gibi örgütlenmiyor gençler. Onu gözlemliyoruz şu anda. Gençler nasıl biliyorsa en iyi öyle yapsınlar bence, devam etsinler. Ama sadece şunu belki yapabilirler, taleplerini daha yüksek sesle dile getirebilirler. Bu en önemli şey. Nasıl olsa olmayacak, kimse beni duymuyor diye değil, hayır beni duyun diye daha fazla yüksek sesle dile getirebilirler. Daha böyle yeni örgütlenme biçimleri daha sporadik, daha böyle hızlı doğan, belli bir sorun için doğan, o çözülünce sönümlenen falan şeyler olduğu için gençlere akıl vermek benim işim de değil. Ama örgütlenmelerini ben
isterim, tavsiye ederim. Özellikle kendileriyle ilgili süreçlerde. Bunu nasıl yapabilirler? Birkaç arkadaş bir araya gelip, ya benim böyle bir sorunum var, bunu ne yapalım demekle başlayabilirler. Birbirlerinin sorunlarını dinleyerek ve onlara çözüm üretmeye çalışarak. Tabii onun dışında bir sürü sivil toplum kuruluşu var, ilgilerini çekiyorsa onlara dahil olabilirler. Burada işte erişkinlere bir tavsiye. Genç dostu alanların yaratılması, özellikle köklü kalıplaşmış ya da oturmuş bir örgütseniz, gençlik perspektifiyle ilgili fikir almak, genç dostu alanlar yaratılmasıyla ilgili fikir almak başlangıç olabilir. Bu bahsettiğim kitaplarda işte gençlerin yerel ve bölgesel politikalara katılımıyla ilgili yeniden düzenlenmiş şart charter'ı. Bunun için aslında bu kitap çok iyi bir kitap. Bunun içinde kurumunuzu tekrar böyle değerlendirip işte SWOT falan gibi yapabileceğiniz yönlendirici sorular da var. Ben gençleri kendi örgütüme nasıl dahil ederimi de oradan çıkartabilirsiniz eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa. Gençler de bunu okuyabilir. Çünkü katılımın a priorisi bilgidir. Bilgi olmadan kimse hiçbir şeye katılamaz. Gençler bilgi talep edebilir. Yani yine bir talep meselesi var bence orada. Ya da genç olmayan kişiler gençleri bilgilendirmeyle ilgili çalışmalar yapabilirler. Bu her şeyin başı eğitim gibi bir şeye geldi ama aslında öyle değil. Yani buradaki bilgiden kastımız da şu işte, hani biz yurttaş, yani biz oy vermeyi ödevimiz olarak biliyoruz ve onu yaptığımızda tamam katıldım oluyor ya, ama aslında farklı katılımlarda olduğu, işte farklı örgütlen, farklı biçimlerde bu katılımın gerçekleşebileceğini falan anlatmayla falan başlayabiliriz. Yurttaşlığın bu olmadığı, işte toplumsal bir mesele olduğuyla başlayabiliriz. Bunu da zaten siz çok güzel yapıyorsunuz. Sizi de buradan şey yapalım. Onun dışında başka ne demiştin? Gençler, gençlerle çalışmak isteyenler, gençlik dışında kalanlar. Evet, aslında hepsini cevapladım. Bahsettik, evet. Yani biraz böyle tam da böyle istediğim gibi olmadı ama mefhum biraz açık ve geniş. Biraz böyle sıkıştırmaya çalışınca biraz ondan mı bahsetsem, bundan mı bahsetsem derken kafamla karıştı. Evet evet, süre yarım saat. Sürçülisan ettiysek de. Biraz geliyor konularımıza genelde. Belki sonra ilerleyen zamanlarda ikinci bir kere seni davet edebiliriz o zaman, eğer daha. Beni değil de genç birine belki de. Ben de gencim de işte. Yani, çok teşekkürler. Zamanımız doldu maalesef. Ama hani çok güzel bir konu. Gerçekten tekrar böyle bir konuya dönmeyi isteriz biz de. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığın için. Ya umarım işte bazı soru işaretleri olmuştur. Çünkü ben onun olmasını isterim. Bir şeyleri netleştirmek değil, kafaları karıştırmayı tercih ederim. Umarım biraz karışmıştır ki insanlar oturup ya bu ne diyordu diye bakarlar. Ben de teşekkür ederim. Bir de bu şeyi de söylemek istiyorum. Hani bence herkes bunun farkında ama bunlar benim kişisel görüşlerim. Hani temsil ettiğim örgütün veya bu kurumun şeylerini yansıtmaz. Disclaimer'ı da atalım da burada. Peki. O zaman vedalaşalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bugünlük programımızın sonuna geldik. 2 hafta sonra tekrar yayında olacağız. Aynı günde ve aynı saatte. Hoşçakalın.